Türkiye seçime ekonomik krizin gölgesinde gidiyor. Muhalefet önerilerde bulunuyor, sorunları biz çözeriz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ekonomik krizi çözersek yine biz çözeriz diyor. Partilerin ekonomi politikalarındaki farklar neler? Bunları ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Elif Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ekonomik krizin gölgesinde giriyoruz seçime dedik ama bir taraftan da hafta içinde borsada bir yükseliş oldu. Beklenen bir yükseliş miydi? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi zaten uzun süredir iki tane senaryo üzerinde yatırımcılar konuşuyordu. Birincisi Millet İttifakı. Millet İttifakı kazandığı senaryoda 2012 yılından beri AKP'nin ne yazık ki yarattığı güvensiz bir sistemden dolayı bir tek adamın yönetiminden dolayı yabancı yatırımcılar kaçtı. Evet, tek adam diyorum, belki AKP'ye gönül vermiş dostlarımızı kızdıracağım ama bu benim görüşüm değil, yabancı yatırımcının görüşü ki rakamlar da ortada. 2013'ten beri Elif Hanım 120 milyar dolardan fazla bir büyüklük bizim borsamızdan ve tahvilden kaçtı. Sayın Muharrem İnce'nin seçim sürecinden çekilmesiyle beraber yabancı yatırımcının perşembe, hatta cuma günü birazcık kar satışları geldi. Seçim sonucunu görelim, tekrar pazartesi borsaya gireriz diye bir kısım yatırımcının satış yapmasıyla beraber bir ufak bir gerileme oldu. Ama yine de majör, karlılığı yüksek Türk şirketlerine yabancının bir teveccühü var, talebi var ve onların giriş yaptığını gördük. Dolayısıyla yavaş yavaş piyasa Millet İttifakı'nın zaferini fiyatlıyor. Ama tabii ki kesin bir şey söyleyemeyeceğiz. İşte sandıktan çıkan sonuçları pazar günü hep beraber izleyeceğiz. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, gerçeğe dönerse önümüzdeki haftadan itibaren yıl sonuna kadar Borsa İstanbul'da bir rally ile karşılaşmamız inanın sürpriz olmaz. Öbür bir senaryoda, yani Cumhur İttifakı'nın senaryosunda da yine Borsa İstanbul'da bir enflasyon kadar bir yükseliş olur. Ama tabii ki yabancı yatırımcının katılmadığı bir borsa olduğu zaman da yine biz bize kalırız. Birazcık daha sıkıntılı geçebilir borsa açısından. Peki biz siyaset bilimcilerle konuştuğumuzda özellikle kararsız seçmenlerin seçim yaklaşırken daha galipten yana oy kullanmaları yönünde motivasyonlarının olduğundan bahsediyor oluyoruz. Yani uzmanlar bize bunu söylüyor. Ekonomide de acaba seçimin galibine göre bir pozisyon alma durumu var mıdır? Şimdi burada aslında Elif Hanım, yani kararsızlar hala olabilir. Ya da kararını bir şekilde vermiş insanlar var. Haftalardır hangi partiye oy atacağını belirlemiş insanlar var. Ben bu noktada izninizle şu detayı vermek istiyorum. Özellikle bir gün kala vatandaşlarımıza ekonomimizle ilgili çok hayati bir noktayı hatırlatmak isterim. O da şu: bakın, bir aileyi, bir şirketi düşünün. Bütün bunlarda neye bakarsınız? O ailenin ya da şirketin iyi yönetilip yönetilmediğini o ailenin varlıklarının artmasından ve maddi durumundan, borcundan anlarsınız. Borç artıyorsa demek ki iyi yönetilmiyor demektir. Ya da varlıklar azalıyorsa demek ki kötü bir yönetim vardır. Şimdi ben Türkiye'ye baktığım zaman hazineye bakalım, bizim cüzdanımıza. 2016 yılında Elif Hanım 38 milyar bizim nakit açığımız varmış. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı sistemi geldiği yıl 70 milyar lira nakit açığımız var. Hepimizin nakit açığı bu, hazinemizin. Ve 2018'den sonra bakın nakit açığı ne oluyor biliyor musunuz? 2019'da 130 milyar, 2020'de 181 milyar, 2022'de bir 169 milyar Merkez Bankası'nın desteğiyle ve sıkı durun, 2023'ün ilk 4 ayında açık 416 milyar. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Eğer hala aramızda kararsızlar varsa buranın nasıl yönetildiğini en iyi hazinesinden ve Merkez Bankası'nın kasasından anlarsınız. 416 milyarlık bir açık ve 2016'da diyorum ki 38 milyarlık bir açık var. 38 milyar, evet. Ve 4 ayda 416 milyarlık bir açık var ve daha yıl tamamlanmadı Elif Hanım. Peki bu açık nasıl kapatılacak? Bu açık şu an bizleri televizyonda izleyen vatandaşlarımıza zamlar yapılarak, vergiler salınarak kapatılacak.
O zaman bir de ben şu soruyu sormak istiyorum. Siyasi yorum yapmak istemiyorum. 2016 yılında hazine 38 milyar açık verirken, bakın, yaşam durumunuz nasıldı? Bir kilo kıymayı, bir arabayı, bir konuta kirayı ne kadar ödüyordunuz? Lütfen bunu hatırlayın. Ve 2023 yılında ilk 4 ayda hazineniz 400 milyardan fazla açık vermiş. Yaşam durumunuz eğer 2016'dan daha iyi ise demek ki bu açığı sizin için verdiler. Ama yaşam durumunuz 2016'dan daha kötüyse demek ki burada çok büyük bir sızıntı var demektir. 4 ayda 416 milyardan bahsediyorum. Ve ödediğiniz faize dönüp baktığımda 2016 yılında 49 milyar lira faiz öderken 2022 yılında 287 milyar lira KKM harici faiz ödemişsiniz. 2023'ün ilk 4 ayında 115 milyar lira faiz ödemişsiniz. Bakın 4 ayda 115 milyar faiz ödüyorsunuz. 2016'da bir yılda ödediğiniz faiz 49 milyar. O zaman şunu yapalım bir kez daha. Bizim durumumuz 2016'dan daha iyi ise evet bu ödenen faiz, bu nakit açığı bize aktı. Ama daha kötüyse bakın bu hazinede bir kaçak var demektir. Bunu düşünelim ve oyları kullanırken de işte kasaya bakalım. Merkez Bankası'na bakıyorum. Merkez Bankası'na baktığım zaman kasadaki açık eksi 71,6 milyar dolar. Şimdi bakın çok basit bir yöntem söyleyeceğim. Ekran başında izleyicilerimizin, seçmenlerin bu ekonomi iyi yönetiliyor mu, kötü mü yönetiliyor? Tabii ki yani yaşamın içine katıldıkları zaman alışveriş yaptıklarında o pahalı rakamlar onlara bir fikir veriyor. Ama biz ekonomide şuna bakarız. Bir, hazine. Az önce Kürşat Bey'in bağlantısından önce dedim ki hazine 2016'da 38 milyar açık verirken şimdi 4 ayda 416 milyar açık veriyor. Ya bu paralar nereye gidiyor? Vatandaşımızın sorması lazım. Eğer bizim durumumuz çok basit bir sağlama yapalım. 2016'dan daha iyi ise demek ki Elif Hanım bize geliyor bu paralar. Ama bizim durumumuz daha kötüyse demek ki başka mecralara gidiyor. Bu bir. İkincisi Merkez Bankası'na bakalım. Eğer bu ülke gerçekten iyi bir ekonomi yönetimine sahipse Merkez Bankası'nın rezervleri güçlü, en az kısa vadeli dış borcundan daha fazla bir rezervin olması gerekir. Ne kadar Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu? 196 milyar dolar. Peki Türkiye'nin bu 196 milyar doları yani vadeye bir yıl kalmış borcu kapatacak bir güçlü rezervi var mı? Yok efendim. Ne kadar rezerv? Eksi 71,6 milyar dolar. Bakın 71 milyar dolar bir yerden bulacaksınız, sıfırlayacaksınız. Daha sonra da 196 milyar dolar bulacaksınız. Neden en az kısa vadeli borcun üstünde olmalı? Başımıza bir deprem felaketi geldi. Bir salgın geldi. Bütün bunlarda vatandaş yalnız kaldı. Eğer rezervleri güçlü bir ekonomi olsaydı, bu kaynaklar vatandaşa akıyor olsaydı çekilen acılar daha az olurdu. Ve bakın bir konuyu unutmayalım. 21 yıllık, 22 yıllık AKP iktidarında 1923'ten beri Cumhuriyet'in kurduğu bütün fabrikalar, taşınmazlar 70 milyar 80 milyar dolarlık bir büyüklük özelleştirme diye satıldı. Nereye gitti? Bütçe açıklarına gitti. 128 milyar dolar hepimizin parası, rezervimiz satıldı. Nereye gitti? Çılgın bir faiz politikasını devam ettirmek için gitti. 128 milyar dolar kur korumalı mevduatla şirketlerin dövizi yine gitti. Niye? Sırf dövizi tutmak için. Ve bakın elimizdeki bütün değerler gidiyor ve en sonunda nereye geldi biliyor musunuz iş? Altınlarımız satılıyor, altınlarımız. Şimdi kararsız seçmen varsa onlara şunu söyleyelim. Diyelim ki evdeki yatağı, yorganı, gümüşleri sattığınız zaman o evin yönetimine iyi diyebilir misiniz? Ben Merkez Bankası'ndan aldığım verilerle konuşuyorum burada. 31 Mart'ta 26,3 milyon ons altınımız varmış. 5 Mayıs'ta Elif Hanım bu 22,4 milyon onsa düşmüş. Arada neredeyse 3,9 milyon onsluk altın yok. Buhar olmuş. Türkçe tercümesi 121 ton altın gitmiş. Peki neden gitmiş?
doları tutmak için gitmiş. Bu lüks, bu harcamalar bunları karşılamak için gitmiş. Dolayısıyla burada hazineye ve Merkez Bankası'na baktığımız zaman ekonominin fotoğrafını, o dediğiniz sorunun cevabını çok net görebiliyoruz. Burada çok büyük bir kayıp var. Az önce haberde belirttiniz, serbest piyasada kur 22 lira 22 20 kuruş oldu. 22'yi geçti. Ve burada vatandaşlarımıza da bir iktisatçı olarak ve piyasayı yakından takip eden biri olarak nacizane şu öneriyi yapmak isterim. Eğer pazartesi Millet İttifakı seçilirse kurda tabii ki bir oynaklık olabilir. 22 liradan kapandı. 23, 24 belki 25 görebilir. Ama Millet İttifakı'nın seçildiği bir senaryoda yüklü sermaye girişleri olacağı için lütfen 23, 24 liralardan dolara atlamayın. Burada amiyane tabirle almayın bunu. Çünkü büyük sermaye girişleriyle kurda denge sağlanır. O yüzden buradan da sizin vasıtanızla bir ikazla yapmış olayım. Tablo kötü. Merkez Bankası'na, hazineye baktığımızda ya da çarşıya pazara çıktığımızda rakamları hepimiz görüyoruz. Ama çaresiz değiliz. Yarın bizim için çok büyük bir dönüm noktası. Tekrardan üreten, tekrardan Türk çiftçisini, Türk köylüsünü destekleyen, Türk sanayicisini destekleyen, ithalata değil Anadolu topraklarında üretime bir şans verebilirsek eğer, biz çok büyük bir ülkeyiz, çok büyük bir ekonomiyiz. Biz fakir bir ülke değiliz Elif Hanım. Bizim muazzam kaynaklarımız var. Bu kaynakları tekrar üretime, tekrar halka akıtacak bir yönetime vize verdiğimiz zaman inanın biz büyük bir başarı hikayesi yazacağız.